Alım gücü çok mu düşük? Alım gücü bayağı düşük. Bir simit olmuş 700-800 lira abi, ne alacağız ki? Vallahi bu kışlar zaten normalde çetin geçer ama nanay. Abi ben 5 gün okula gidiyorum, 2 gün çalışıyorum inşaatta ya. 5 gün okula gidiyorsun, hafta sonları çalışıyoruz. Çalışıyorum abi. Hatta yemekte bir 7-7,5 lira ekmek arası. Para biter abi 2 günde. Anladım. Çalışmak zorundayız. Zorundayız abi, çalışmasak gelişemeyiz. Nasıl alım gücü, çok mu düşük? Bence abi çok düşük. E şu an Türkiye'den çok bir şey değişmedi ki. Hani biraz daha geriliyor artık. Buzdolabıydı, bilmem zehirdi, her şey fantazileşti. Hayat pahalandı. Ekonomi de hayat pahalandıksa da ekonomi de göt atıyor. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Karaman İsimpaşa Caddesi'ndeyiz. Vatandaşlarımıza ekonomiyle alakalı son durumları soracağız. Bakalım vatandaşlarımız ne cevaplar verecekler. Hep birlikte izleyelim. Ekonomi nasıl? Son durumlar? Bu kış nasıl geçecek sizce? Onu soruyoruz bugün. Yani abi şu an sıkıntı biraz ya. Evet. Yani fiyatlar çok yüksek. Bir şey de alamıyoruz. Öyle yani. Alım gücü çok mu düşük? Alım gücü bayağı düşük. Bir simit olmuş 700-800 lira abi. Ne alacağız ki? Ya alışveriş falan yapıyoruz da yine. Durumlar da iyi ama daha da iyi olabilir. Ne aldın en son? Ya en son işte... Ya da ne zaman ne aldın? Ne zaman? Bir hafta önce falan alışveriş yaptım abi. Onda sivittir, şeydir falan. Üniversiteye geliyor sonuçta. Üniversite için mi geldiniz Karaman'a? Evet. Nereden geldin? Bursa'dan. Bursa'dan. Sen? İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan geldin. Evet. Hangi bölüm? Arapça Müterrim Tercümanlık. Sen? İkimiz aynı. İkiniz de aynı bölüm. Evet. Nasıl Karaman'da ev falan bulabildiniz mi? İşte öğrenci evi bulduk. Yine ya yani makul fiyatlar ama mesela şimdi bir anahtar çıkarttık. 5 çift anahtar 170 lira. 170 lira? Evet. Sadece anahtar çektirdiniz. Evet, sadece anahtar 170 lira. Yani bilmiyorum, bu gidişat güzel gözükmüyor. Yani şu an hatta iş falan da aradık. Daha bugün ilk günümüz. İlk günden iş aramaya başladık. Okula giderken aynı zamanda çalışmayı düşünüyorsunuz. Çalışmazsanız olmaz mı? Yani çalışmazsak zor gibi gözüküyor. Yani ailelerin durumları nasıl? Ya elhamdülillah iyi, güzel. Güzel de yani bizim de bir şeyler yapmamız lazım ona göre. Hem boş geçirmeyelim hem de kendi paramızı kazanalım, bir şeyler öğrenelim şeyindeyiz biz de. Yani bakmak istemiyoruz ailemize, kendi ayaklarımızın üstünde durmaya çalışıyoruz. O yüzden yani biz de çalışmamız lazım üniversite okurken. Artık elimizden geleni yapacağız. Ne kadara tuttunuz, ev kirası nedir? Ev kirası 1500 lira şu an. 1500? Evet. İki oda bir salon bir yer mi tuttun? Evet. 2+1. Öyle 3 kişiyiz. Öyle ortaklaşa şey ödeyeceğiz yani. Hayırlı olsun diyelim. Ekonomide durumlar nasıl? Bu kış nasıl geçer sence? Bence bu kış zor geçecek abi. Çünkü zaten alım gücü diye bir şey olmadığı için. İnsanlar bilmiyorum yani. Bence zor geçeceğini umut ediyorum. Nasıl alım gücü? Çok mu düşük? Bence abi çok düşük. Şu an Türkiye'den çok bir şey değişmedi ki. Hani biraz daha geriliyor artık. Asgari ücret nereden baksan 5500 oldu ama zaten 5500 diye olduğuna çok sevinmeyelim. Çünkü zaten çoğu şey artıyor. Bir sivit 350 lira, 400 lira zaten şu an. Yine alım gücü bence çok yok insanlarda. Nasıl olmalı? Abi böyle olmamalı ama nasıl olursa olsun bence. Düzelir mi sence durumlar? Ben düzelmesini umut ediyorum. Hani her şeyde bir umut vardır ama en az bir 5 yılını alacağını tahmin ediyorum. Olası bir iktidar değişikliği. Yani. İktidar değişmezse ne olur? Ya ben parti tutmuyorum genel olarak ama şu kendi düşüncemi söyleyeyim. Pek de bir şey olmaz. Yine aynı. Ya bilmiyorum, ilerleyeceğini düşünmüyorum, gelişeceğini ama kötüleşebilir. Ya da aynı durur. Peki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ittifakı destekliyorsun? Abi ben ittifak desteklemiyorum. Ben ya da şu parti ya da şu partiyi desteklemiyorum. Ben ya hangisi iyi gelecekse onu desteklerim ama şu anlık öyle bir desteklediğim yok. Ama baştakinin de iyi olduğunu düşünmüyorum çok. Ekonomide durumlar nasıl? Bu kış nasıl geçer sence? Yok abi, iyi geçmez. Kötü geçer. Kötü geçer. Evet abi. Hangi açıdan? Abi ekonomi konusundan yani çok kötü. Ne aldın en son kendine? Abi ne? Kendin için ne kadar para harcadın? Ne aldın? Abi kendime bir sivit almışımdır, o da 250-300 lira. 250-300 lira çok değil mi? Çok pahalı abi. Önceden ne kadardı? Önceden abi mesela 2 sene önce gitsem en kalitesini 100 liraya alabilirdim. 100 liraya alabiliyordum. Şimdi? Alım gücü çok şey ama yani. Düzelir mi sence durumlar? Nasıl olur?
Abi valla sanmıyorum ama şu anlık yani. Bir iktidar değişikliği söz konusu olursa? Abi 2023'ten sonrasına bakacağız işte. Ne olacak, ne bitecek? Recep Tayyip Erdoğan gidecek mi, gitmeyecek mi? Gider mi sence? Gitmez abi. Gitmez. Bu sene de gitmez de. Yani şimdi yani 18 yaşına gelenler yani çok Recep'i sevmediği için yani ona vermezler yani. Ama Mansur Yavaş da girebilir abi. O da iyi yani. De bilmiyorum. Yani. Mansur Yavaş gelirse destekler misin? Evet. Oy kullanıyor musun sen? Kullanmıyorum da. Kullanmayacağım ama desteklersin. Kullansam abi Tayyip'i veririm. Niye? Ama ekonomiden şikayet ettim biraz önce. Abi ekonomiden şikayet edeyim de yani başka birisi gelse ne olacak da yani sanmıyorum bir şey. Yani Kılıçdaroğlu mu gelsin? Gelse bir şans verirse olmaz mı? Vermez abi. Verilmez mi? Vermez. O daha beter olur. Ekonomide son durumlar nasıl? Bu kış nasıl geçecek onu soruyoruz. Vallahi bu kış, kışlar zaten normalde çetin geçer ama nanay. Direkt nanay ya. Ne o meşhur ifade? Yani şu an sadece bıçak kemiğe dayandı dedikleri değil, bıçak artık kemiği kesmeye başladı. Hani insanlar şu an kenarda birikmiş yıllardır ki birikimini yiyorlar. Şu an o bitmek üzere. Yani o birikim bittikten sonra zaten artık herkes inan işte bu hırsızlık olayları, kapkaç, hani uyuşturucu her şey daha fazla olacak. Çünkü artık insanların yapabilecekleri hiçbir şey olmayacak. İnsanlar karnını doyurmak için artık bu yollara başvuracaklar diye düşünüyorum. Birikim olmayanlar da günlük işlerde çalışarak. Günlük işlerde olacak sadece karnını doyurmak için. Hani başka bir lüks için, başka bir şey için değil. Sadece karnını doyurmak için yaşayacak insanlar yani. Yani nasıl düzelir durumlar? Neler yapılması gerekir? Vallahi durumlar nasıl düzelir? Yani bence benim kendi görüşüm şu anki yönetimin el değiştirmesi gerekiyor. Ha belki yönetim el değiştirdikten sonra daha mı iyi olacak? Onun bir garantisi de yok. Ama yani en azından bile bile batmak yerine onu da denedik diyebiliriz yani. Ama şu an bu şartlar altında yani insanlar gerçekten çok zor durumdalar. İçerisinde hani herkes dahil. Önceden bir işte fakir, orta halli, zengin üçe ayrılıyordu. Şu an artık o orta halliler fakire, fakirler açlık sınırına, zenginler de normal yaşıyor. Yani şu an durumlar o şeyde. İşte hedef 2023 diye gösteriyorlar. Hedef 2023 ama insanlar 2023'e kadar nasıl dayanacaklar onu da bilmiyorum. 2023'te ne olacak sizce? Vallahi farklılık olaraktan hani bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılı ama. Yani 2022'nin bitirmek de zaten artık çok zor. Çünkü bu şartlar altında hani insanlar 2022'yi çıkarabilecekler mi, ben ona bile güvenmiyorum yani. Göremiyorum onu. Zor mu geçecek kış? Valla kış çok çok zor geçecek. Faturalar ne olur? Faturalarda sürekli bir zam. Sürekli yani artık önceden mesela senede bir veya iki defa zam olurdu. Artık zamlar bile hani haftalık demiyorum, günlük şekilde zamlar alıyoruz. Bu her hayatımızın her bölümünde. Yani ayağımıza bir ikinci ayakkabıyı almak bile çok çok lükse girdi artık. Ki çocuğunu okula gönderenler, üniversite okutanlar, hani herkes zor durumda. Bir tek hani şu kesim bu kesim diye demiyorum. Emekliler mesela. Hani adamlar resmen hiç ben emekli olup da evde yatıp emekli maaşım oh bana yetiyor diyeni görmedim. Yok yani. Yani insanlar bunun farkına varanı da var. Hala çok halinden çok memnunmuş gibi yaşayan insanlar da var. Ama yani orta halli, ortalamaya bakarsan kimse halinden memnun değil yani. Yani diyeceklerim bu kadar. Bunlar nasıl? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Vallahi abi ekonomi iyi değil. Her şeye zam gelmiş. Allah'ın suyu bile 3 lira olmuş. Her şeye zam üstüne zam, zam üstüne zam. Böyle böyle nereye gidecek biz de bilmiyoruz. Nasıl alım gücü? Vallahi istediğinizi alabiliyor musunuz? Bir kafede oturup yiyip içebiliyor musunuz gönlünüzce? Ya yok. Abi 5 gün okula gidiyorum. 2 gün çalışıyorum inşaatta ya. 5 gün okula gidiyorsun. Hafta sonları çalışıyorsun. Çalışıyorum abi. Ne kadar kazanıyorsun? Günlüğüm 100 lira. 100 lira? Günlüğüm 100 lira abi. 2 gün zaten 200 lira. Zaten yemekte bir 7,5 lira ekmek arası. Harabi abi 2 günde. Anlıyor. Çalışmak zorundasın. Zorundayız abi. Çalışmasak gelişemeyiz. Ailen de desteklemesine rağmen seni. Aynen abi. Günlük 1 lira hocam babam. Ona rağmen geçinemiyorsun. Geçinemiyoruz abi. Öğrenci olarak. Abi sigara 31 lira, 28 lira, 13 lira. Sigara içiyor musun? İçiyoruz abi. Sigara kullanmasan iyiymiş aslında ama yine de durumlar kötü diyorsun. Abi. Sence nasıl? Vallahi abi işte dediğimiz gibi her şeye zam gelmiş. Geçen sene 2 lira yediğimiz ekmek şimdi 7,5 olmuş. Yemek yiyemiyoruz, bir şey yapamıyoruz. Okul forması olmuş 180-200 lira.
Kağıt, kalem aynı. Aldınız mı okul forması? Okul forması işte geçen seneden kalmayı giyiyoruz, idare ediyoruz işte. Yeni almadınız? Yok, yeni almadım. Geçen seneden kalmayı. Ne kadar aldın? Ben abi ikisini 260'a mı? 260'a mı aldım abi ben ikisini herhalde? 260. Aynen abi. Yüksek bir rakam değil. Yüksek abi. Nasıl olacak sizce? Düzelir mi bu durumlar? Ulan işte önümüzdeki seçimlere bağlı. Erkek seçimlerde iyi bir şey olursa düzelir. Ama yoksa yine aynı kişi gelirse başa yine daha çok götürecek gibi. Değişir mi iktidar sizce? Vallahi abi işte o bizim halkımızın durumuna bağlı. Millet akıllanmıştır. Önümüzdeki seçimlere bağlı. Sen oy kullanmıyorsun. Yok abi kullanmıyorum. Kullansaydın kimi desteklerdin? Vallahi abi CHP'ye verirdim. Cumhuriyet Halk Partisi. Aynen öyle. Sen? Ben CHP verdim abi. Peki. Abi efendim şapça yok. Aynı abi durumlar. Hep gençler için abi durum. İnşallah düzelir diyelim o zaman gençler. Nasıl geçer bu kış? Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Ya ekonomik davranacak. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Ya değilse ayvayı yedi. Yapacak bir şey yok. Yani. Cepte yoksa nasıl uzatacak? Cepte yoksa cebindekiyle idare edecek. O da yoksa. Günübirlik çalışıyorsa. Gitsin köyde yaşasın. Ne yapacak şehirde? Ekonominin bu durumda olmasını neye bağlıyorsunuz? Vallahi ben ekonomist değilim. Bu ekonominin de böyle olmasına şimdi dedim ya. Evvelden her şey çok azdı. Giderdi azdı. Şimdi her evde 2-3 telefon. 2-3 televizyon. Buzdolabıydı, bilmem zeydi, her şey fantazileşti, hayat pahalandı. Ekonomi de hayat pahalandıksa da ekonomi de göt atıyor. Ekonomi nasıl? Son durumları soruyorum. Son durumlar çok vahim abi. Vahim? Tabii. Hangi açıdan? Her açıdan. Her konuda. Nasıl alım gücü? Alım gücü çok güzel. Bir sivit olmuş. Geçen seneki 100 liraya aldığımız sivit olmuş 500 lira. 500 lira? Aynen. Alabildin mi? Yok. Alacak mısın? Bilmiyorum. Şüpheli. Ne kadar olmalı o sivitin fiyatı sence? Ne kadar olmalı? En fazla 100-200 olalım. 200 de çok değil mi? 200 de çok da durum ortada yani. Düzelir mi sence bu durumlar? Zor. Geçen seneki mesela 200 milyarlık araba olmuş. Bu sene 500 milyar. Geçen seneki mesela aldığım bir şey mesela 5 liraya aldıysan bu sene 20 lira. 2023'te bir iktidar değişikliği olursa düzelmez mi? Zor. Düzelir de zor. Zor düzelir. Aynen. Ekonomi nasıl sence? Vallahi ekonomi derken son durumlar. Kötü de idare ediyoruz işte ya. İdare ediyor muyuz? He çok. Alım gücümüz nasıl? Ya biz engelli şeyi alıyoruz da aile onunla geçmiyor. Ne alıyoruz engelli desteği olarak? Engelli aile. Bir de 47'ye şey alıyoruz mesela neydi o? 1226 lira. Bir de aile destek şeysi var 550 lira. 1776 ediyor. Zaten ev kirası şu bu falan derken işte belediyeden de 2 ayda bir yiyecek bir şeyler var. İşte öyle geçiyor. Bununla mı geçiniyoruz sadece? He onlarla. Başka bir desteğimiz yok. Yok 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 yok. Nasıl? Nasıl geçiniyoruz bu parayla? Asgari ücretle bile geçinemiyorken. Yok yok şey olur. Biraz da arkadaşların yardımıyla. Çevreden de destek. He şöyle. Yoksa yetişmiyor yani. Ya mesela bir çay alacak olsan zaten belli yani. Ya 60 küsür ver. Mesela bir de şey alacak olsan mesela yeşil bir zeytin var ya. Mesela normal 2-3 çeyre. Mesela 50 TL. Öbür kalamatı zeytin ne dersen o da 65 TL. Bir toz şeker, bir işte çay, maş, şeker derken zaten öyle 100'ü geçsin paran gidiyor. Mesela bir pazara girdiğin zaman var ya 100-150'ler falan zor çıkan yani içeride. Geçen 150'ler girdik onda doğru bir şey alamıyor zaten yani. Zaten un çuvalı alacak olsa alamam. Mesela var ya ekmeği bile şeyden alıyoruz, parklardan alıyoruz. 1.75. Halk ekmeği. Heh. Mesela bazı fırınlar 3.5 taş ekmek, bazı şeyler şey alıyor. Yani şey var, normalde fabrikada çalışan bile bir kişi var ya, asgari ücret alıyor, ona bir de yetişmiyor yani. Yani onun bir de şey, kocası çalıştırdı ufak demek şey. Ya bu işte kimle kazanıyor biliyor musun? Hani derler şey, biz de Kur'an'da çok okuduk da hatimde Allah'ın isimleri şey, namazda kılıyoruz şey not da. Bir şey şey, yani rütbe makamlar, büyükler var ya, onlar daha çok. Madem hani İslam dinleri ne diyor? Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz, devleti yönetir, garibanların şeyine bakarak yönetirmiş. Evlerinde bir hasır gibi bir şey yokmuş, bir şey yokmuş. Şimdiki şeye bakıyorum, hani dinden şeyinden giriyor. Bakıyorsun şey var ya sen söyle yani. Lüks arabalar, aylıklar daha fazla. Ya bir asistan doktor bile 15 bin ne işi var değil mi? 10 bin lira değil mi? Evet. Öbür adam şeyle, 2,5-3 lirayla.
Hayat sürdüğü üzerinde uğraşıyorum. Yani samimi söyleyeyim bana. Hani ben cezaevinde de kaldım. Şimdi bir kişi var ya. Ya aç mı, susuz mu, hasta mı? Şimdi arayıp sorduğu falan yok. Mesela şu 90 bin mahrum 2024 falan tahliye oldu. İşte gaza işte göz görmüyor. Engelli şey mi, bel kırık falan gaza maza için. Şey ya yani o da olmasa işin şey berbat yani. Ya mendil seveceksin ya da bir şey. Ya akrabayım, şu akrabayım. Yok yok öyle bir şey yok yani. Onda var ya bir sürü engel şeyler var ya hani bir şeyler var. Belediye kurma. Bekliyorsun orada sırada. Mesela sen bir söyleyeyim bak. Bacağım kırıldı. 4 ay 15 gün gezdim. O lavaboya giderken o bir hafta bir şey var ya. Yerine sürünerek gidiyorum. Kimse aç mı su mu sorduğu bile yok yani. Ama İslam dinine geldim şey. Mesela cami eriyor. Mal mülk derdinde. Bir tane var Allah'ın isminden var ya. Geçen bir ara dedim. 20-30 tane say parasını vereyim dedim. Bilmiyor. Ama mal mülk şeyine geldim hepsi biliyor yani. Mesela demiyorum ne demek? Ya halık celle celle. Sordum ben bilmem ne demek? Yok da ya var eden değil mi? Ya hakim diyor değil mi? Bütün işlerine tam hikmet sahibi diyor değil mi? Ya sen diyor sen ne yaptın oraya Allah'ın isminde değil mi? Ya Rahman ne demek diyor? Bilmem ben diyor. Ama öbür işlere bir gariban hak. Ya madem şey dindar adamsın. İşçi değil mi? Ne diyor? Anteni vurmadan vereceksin diyor. Malın 40'ta bir sakatını da vereceksin. Hangi zengin veriyor? Değil mi? Gariban daha çok ezeceksin. Mesela şu Afganlar falan var ya. Tarlaya oturuyor sabahın köründe tamam mı? Yedisine falan. Ta karanlık çoğunca niye çalışıyorsun sen? Haksızlık ediyor. Ve bir şey 150'lik 100 istem çok diyor. Adam şey gibi ulan köle gibi kullanıyor yani değil mi? Bir şey söyleyeyim sen kötüsün ondan sonra şey oluyor. Kış nasıl geçecek? Süper vallahi. Hangi açıdan süper? Alım gücü nasıl sizce? Alım gücü çalışanlar için zor da normal emekliler için falan süper. Köyde yaşıyorsan süper süper. Şehirde yaşıyorsan? Şehirde yaşıyorsan normal. Normal. Kiralar ne kadar? Vallahi benim kendi evim var. Hemen belediyenin arkasında Afgan kiracım var. 800'e oturuyor. Kendi Cumhuriyet'te kiracım var. 800'e oturuyor. Ama genel kiralar bu şekilde değil tabii. 800 liraya şu anda stüdyo daire bulamıyorsunuz. Nasıl anlamadım? Stüdyo daire, tek bir oda daire bulamıyorsunuz şu anda 800 liraya. Vallahi orası. Kiralar ortalama 2500-3000 lira. Ben ev sahibi olaraktan 3 tane kiracım var. Üçünden de 800 lira para alıyorum. Ha, insafsızsan Allah korkusu yoksa 1500 de var, 2000'e de var, 3000'e de var, 5000'e de var. Yani 2000 liradan aşağı yok şu an. Allah korkusu yoksa ama insaflı olaraktan vatanını seven bir insan olaraktan çalışıyorsan o yönde ilerliyorsan süper. Toplumumuzun genelinde Allah korkusu yok mu o zaman? %80'inde yok. %90 Müslüman diyorlar da %80'inde insaf da yok, Allah korkusu da yok. Neden böyle oldu peki durumlar? Ekonomi neden bu hale geldi? Allah ekonomi dünya çapında böyle. Ama bizim ülkemizde daha bir farklı sanki değil mi durumlar? Almanya'da açıklanan enflasyonla bizim ülkemizde... Ben Almanya'da yaşıyorum. Nasıl Almanya'da enflasyon? Dün oğlumla konuştum. 3 tane patlıcan almış. 3 euro vermiş. Tanesi bir patlıcanın ortalama 80 ile 100 gram arasındaki patlıcan 1 euro. Ne ediyor? 18 lira. Bir tane patlıcan. Resmini gösterebilirim. Bir tane nar 1.69. Ortalama 100 gram gelir. Burada ne kadardır? Ne? Burada ne kadardır aynısı? 3 patlıcan burada ne kadar? Vallahi kilosu ben şeyle ilgilenmiyorum da onu oğlan özel olarak söylediği için ben oradan örnek verdim. Burada ortalama 15 lira gibi bir rakam tutuyor. Kilosu. Yani kilosu 17, 18. 3-4 tanesi de bir kilo gelir. Benim oğlan bir tane patlıcanı 18 TL'ye almış. Nerede? Almanya'da. Ama şimdi birim hesabı yapmamız lazım. Birim hesabı yani 3 TL'ye almış. 3 patlıcanı 3 TL'ye almış. Birim hesabı yaparsak. Şimdi birim hesabı yapmasak olmaz. O zaman farklı hesaplar olur. O zaman her şeyde euro hesaplamamız lazım. Oranın kazancıyla orada bir tane patlıcana 1 euro veriyorsun. Tamam. Burada da bir patlıcana ne kadar veririz? 5 TL veririz. Yani arada 5 kat fark var birim hesabında. Yok onu 5 kata çıkarsan 15 liraya o zaman olmaz. O zaman neden? Bak senin söylediğin hesaptan şimdi orada bir 5 kat dersen o zaman 18'e bölüp 5 katına bakacağız. Hayır ama her ülkenin kendi birim hesabı var. Bizim kendi birim hesabımız. Burada patlıcan 15 TL. Ben sana başka bir örnek vereyim. Bak orayla kıyaslarsak tamamen burası insafsız olur. Ben geçen sene
11. ayda 1 lira 9 sente aldığım yudum, bak marka olarak veriyorum, reklam olur mu bilmiyorum, yudum marka ayçiçeği yağı 5 euro gelirken 5. ayın 6'sında geldim. Kaç litre? Kaç litre? 1 litre. 1 litre. 1 lira 1 euro 9 sentten 5 euroya çıkıyor. Hesap eyleyin. Hesap eyleyin. O denklem yaparsanız iş karışır, değişir. Kendiniz aldınız mı bu fiyatı? Hayır, ben o fiyatı almam. Ama ne kadar alıyorsun? Ben yurt dışında yaşıyorum. Siz 1 litre ayçiçek yağına ne kadar verirsiniz maksimum Avrupa'da, Almanya'da? Ya ortalama normal eski fiyatına göre uygundu, normal. Yani 3 ortalama 3 euro civarında şu anda 1 litre ayçiçek yağı Almanya'da. Genel olarak çok değil. Bak 5 euro yudum marka ortalama. Ya yudum marka ama yudum kaliteli bir marka. Öbür markaları, kendi markalarını al, onlar da 5 lira. Ya, yani 3 euroya da var, 4 euroya da var. Bazı marketlerinin kendi dolum yaptığı ayçiçek yağları var. Onlar da 5 euro. Ben markete 5 euro diyelim. Sizin dediğiniz olsun. Bizde ne kadar peki? Burada ne kadar? 1 litre ayçiçek. 30-35 euro. 30-35-40 TL arası. O civarlarında. 30-35 TL. Yine birim hesabına döktüğümüz zaman bak, 8 katı. 8 katı. Birim hesabına dök. Nasıl hesaplamamız gerekiyor bunu? Ortalama 1300 lira. 1300 lira. 1300 euro. Asgari şey. Bizde 5500. Tamam. Ben 2000 yılında emekli oldum. 2000 yılından bugüne kadar benim aylığıma gelen maaş 300 euro. Zam. Zam yani. Yani 1300 alıyorsam 1600 alıyorum. Evet. Kaç sene? 2000 yılından 22 senedir. Buradan da emekliyim. Ben emekli olduğum sene 2008 yılında mı ne emekliydim? 1600 lira alıyordum. Şimdi 6000 liraya yaklaştı. Denklem mi yapalım? Yapalım denklem. Hangisi nerede ne kadar? Yine biz zararımız. Yine biz zararımız. Çünkü sizin 2000 yılından bu yana Almanya'da zaten neredeyse enflasyon yoktu. Enflasyon son neredeyse yoktu. Enflasyon şu anda %8 gibi bir rakamla ulaştı Almanya'da. Türkiye'de enflasyon hissedilir. Enflasyon %300. Bak ben sana TÜİK sadece %80 açık. Bu sene bak yatıp kalkıp şükretmemiz lazım. Bu sene neye şükretmemiz lazım? Burada pahalı olabilir, ayrı bir konu, tartışılır, bir şey demiyorum. Pahalı olabilir. Ben Almanya'da gidip un almak istediğim zaman un bulamıyorum. Nerede bulamıyorsunuz Almanya'da? Ne zaman bulamadınız? Hanım burada şahit. Dördüncü ayda gittik, un yok, un. Ya çok kısa bir dönem için korona döneminde hala yok. Oğlum orada da evet. Konuştum o. Baba buraya gelince şok olacaksınız diyor. Ben 5. ayın 6'sında Türkiye'ye giriş yaptım. Yaz ayına girdim. Benim kaloriferime 40 euro zam geldi. Kullanmıyorum ya. Burada ne kadar zam geldi? Burada doğalgaza ay başında %20 zam yapıldı. Sanayide %50 zam yapıldı. Tamam, kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Zaten onun yarısından fazlasını devlet sübvanse ediyor. Veriyor. Veriyor. Türkiye'de mi? Tabii bu. Hayır, vermiyor, vermiyor. Hayır, kesinlikle. Almanya'da veriyor. Almanya'da veriyor. Burada vermiyor. Almanya'da. Türkiye'de 1 TL destek yok. Doğalgaz ve enerji fiyatlarına devlet tarafından 1 TL destek. Ben ne diyorum? 5. ayın 6'sında Türkiye'ye geldim. 7. ayda orada şey geldi. 40 euro zam gelmiş. Yakmadığım, oturmadığım evdeki şeyine. Ya muhtemelen aidat gibi bir şeydir. Oturduğunuz yere göre değişiyordur. Ama kelime oyunu yapmıyor. Ama 40 euro yakmıyorsanız neden gelsin? Ekonomi. Kelime oyunu değil. Bu bana mantıksız geldi şu an. Bak. Size ekonomi mantıksız bu. Mantıklı. Yok hayır ama bak, yakmadığınız bir şey ödemek mantıklı mı? Oradan mantıksız. Evet, bana da mantıksız geldi bu. Ama bu olan bu. %5-6-7 ile falan enflasyon konuşuyorlar. Girelim. Geçen sene 1 lira 10 kuruş olan mazot şimdi 2 lira 20 kuruş, 2 lira 30'u %100. Nerede enflasyon %7? Anlatabilir misin bana? Burada 3.70'ten şu anda 23.50'ye çıktı. 1 euroluk ayçiçek yağı 5 liraya çıkmış. %500. Nasıl enflasyon %7? Burada 6.5'tan 35-40 TL'ye çıktı ayçiçek yağı. Benzin mazot
3.70'den 23.50 şu anda. 23.50 24 seviyelerinde seyrediyor. Yurt dışına gittiniz. Sabah gurbetçi misafirlerimizle konuştuk. Hatta bir tanesi 2 saat önce geldim dedi, ilk defa sizle konuşuyorum dedi. Nasıl dedik durumlar? Çok abarttıklarını söylediler. Mesela gurbetçi hemşirelerimizin çok abarttığını söylediler. Almanya'da un bulamama gibi bir durum evet oldu. Oldu ama bu pandemi döneminde oldu. Şu anda savaştan kaynaklı bir sıkıntı varsa yani muhtemelen ondandır. Geçen sene kadar dernek yönetimindeydim. Hangi dernek? Söylemeyeyim, o bizde kalsın. Kermesler yapıyoruz. Evet. 35 kuruşa aldığımız 1 kiloluk unu 2 liraya almaya başladık. Ve onu da bulabilirsek kaçak yollardan, bak ben söylüyorum, kaçak yollardan un tedarik etmeye başladık. Almanya'da. Neye bağlıyorsunuz evet. Bunun sebebini peki? Neden böyle oldu? Ya bu küresel güçlerin diyeceğim de şimdi herkes onun moda olmuş. Herkes dış güçler, küresel güçler diyor. Da, burada da moda. Burada da moda, orada da moda. Birileri basıyor. Şimdi o konulara ben bir girsem var ya. Neyse girmeyeyim ben onlara ya. Ben bu kadarla yetinelim. Peki teşekkür ederim. Ama Türkiye'de yaşayanlar yatıp kalkıp dua etmeleri lazım. Dua etmeleri lazım. Hastaneler iç acısı. Hanım şeker hastası. İkinci katta yarı felç olayından doğru hastanede yatıyor. İnsülini bitiyor. Beşinci katta hemşire diyor ki git beşinci kattan al gel. Almanya'da mı? Bu Almanya'da. Bunu yalan derler. Şahidim. Yalan derler. Bu Türkiye'de var ya, ha sıkıntı var mı? Var. Kabul. Pahalılık var mı? Var. Kabul. Ama biz Avrupa ülkelerinin içerisinde en iyisiyiz. En iyisi. En iyisi biz.